İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bakış açısına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Gültekin ben. Ayrıca kendisi Mali Müşavir ve Ekonomi Bakanlığı'nda danışman olarak görev alıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Deniz Hanım. Yani nazik sizi tanımaları için bayağı şeyinizi saydım ama. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet. Bizi ekranı başında veya sosyal medyada izleyen herkese de peşin teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam etsinler. Evet. Öncelikle kısacık bir sizi tanıyalım ve daha sonra ekonomi uzmanlığınız var, mali uzmanlığınız, mali müşavirsiniz. O Adım. Konulardan konuşalım. Turizm sektörüyle ilgili konuşalım. Çünkü programdan önce kısacık bahsettiniz. Evet. İsmim Gültekin ben. Baf, Arodes Baf doğumluyum. Lise tahsilinden sonra İngiltere'ye gittim. Yüksek tahsilini orada gördüm. Uzun süre İngiltere'de yaşadım. Mali müşavir olarak bürom vardı. Aynı zamanda başka şirketlerin de mali danışmanlığını, finans müdürlüğünü veya yönetimini yaptım. Halka açık bir şirketin de CEO'su oldum 3-4 sene. Ticari tecrübem oldukça geniştir. İngiltere'de olduğum zaman da bir de bu bahsettiğim halka açık şirketin turizmle ilgili bir dalı vardı, bir yan kuruluşu vardı. Onunla da Türkiye ve Kıbrıs'a charter seferlerini ve turizm yapıyorduk. O dönemde sanırım son yılda 9 İstanbul bağlantılı, İstanbul, İzmir ve Dalaman bağlantılı Ercan'a 9 seferimiz vardı. Birçok rekorlara imza attık o dönemde. Bazı rekorlar halen daha kırılmadı sanırım. İyi güzel, inşallah kırılır diye i̇nşallah, temenni inşallah edeyim. Çünkü kötü bir turizm inşallah. Sezonu geçiriyoruz şu sıralar. Evet. Kapalı, tabii dünya geçiriyor, sadece biz değil. Kapalı kaldığımız süreçte ümidimiz bundan sonraki aşıların da tamamlanması ile turizmin dünyaya açılması, evet. Sonuçta buranın kalkınmasının da İlk önce kısmi açılma, sonradan tam açılmaya gitmek lazım. Büyük zaten yani. Bu ekonomik yıkıntıyı ancak turizmle veya diğer dallardaki üretimi yükseltmek, artırmayla ekonomi düzeltebiliriz. Evet. Ve tabii bir ada ülkesiyiz ve en büyük sektörümüz de lokomotif sektör diyor kimisi, bacasız, dumansız baca der, turizm sektörü. Tabii en önemli ekonomik katkılarımızdan biridir. Onun tekrar canlandırmak ve büyütmek Kıbrıs ekonomisine yapacağımız en büyük destek olur. En büyük kalkınması için en büyük yardım olur. İnşallah önümüzdeki süreçlerde 1 Nisan'dan sonra yavaş yavaş atılımları, açılımları hep birlikte göreceğiz. Evet, evet, ekonomi dedik. Ekonomiden başlayalım. Görev alıyorsunuz şu sıralar danışman olarak. Yani maliye ile ekonomiyi ben ikisi tabii eş giden bir sektör olarak ekonomi düşünürüm. Bakanlıkların da bu yönde istişare ederek çalıştığına inanırım. Evet. Peki şu an Maliye Bakanlığı'na baktığınız zaman, Ekonomi Bakanlığı'na baktığınız zaman bayağı sıkıntılar da görüyoruz. Şimdi, özellikle bitireyim cümlemi. Özellikle Maliye Bakanlığı memur maaşını bulmakta büyük bir zorluk yaşadı. Ekstra ödemeleri bulmakta büyük bir zorluk yaşadı. Çünkü özel sektör kapalı kaldığı sürece Maliye Bakanlığı'nın bütçesine para girişi olmadı. Bu süreçte tabii ki birçok esnaf da katkı beklerken bugün açıkladılar 1500'ler yatacaktı birçok kişinin hesabına ama bilmiyorum tabii durum nedir. Sadece bizim baktığımız zaman biz kendi ekonomimiz, maliyemiz niye kendi ayaklarımızın üzerinde duramıyor ve sürekli bir yerlerden destek alarak çalışma yürütüyoruz. Önce bu soruyu cevap verirseniz. Tam o noktaya geliyordum. Evet. Şimdi Yeniden Doğuş Partisi bir seçim hükümetine küçük ortak olarak girdi 9 Aralık'ta. Ve en zor bakanlığı aldık. En zor bakanlık diyorum çünkü benim bir pandemi dönemi yaşadık. Bir senedir ekonomi tamamıyla yok oldu demezsek bile dibe battı. Zaten ekonomimiz çok iyi bir durumda değildi ondan önce ama bu son tam bir yıl oldu şimdi. Sağlık problemlerinin de katkısıyla tamamen dibe düştü. Ve
Bizim partimiz de bu ekonomik şartlar içinde Ekonomi Bakanlığı'nı kabul ettim. Ve Genel Başkanımız Ayhan Arık'tı. Ekonomi Bakanı oldu. Gene Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı oldu. Şimdi Yeniden Doğuş Partisi'nin zaten kuruluş nedenleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerine durabilecek bir ekonomiye kavuşması. Ancak tabii ki bu hükümet seçim hükümetidir. Seçim tarihi hatta bellidir. Belki daha önce, belki birkaç ay daha sonra olur ama Ekim ayı olarak belirlenmiştir. Ve biz bu hükümete girerken de iki tane şart koşmuştuk zaten. Birincisi seçim hükümeti olsun ve tarihi belli olsun. İkincisi de seçim yasasının değişmesi. Evet. Şimdi bütün ticaret, maliye ve ekonomiyle ilgilenen arkadaşlarımız, şahıslarımız, yurt içi veya yurt dışı, ister üniversitede profesör olsun, ister ticaret lisesinde son sınıf ekonomi dersi okusun, aynı kitapları okuruk. Yani Frederick Benham'ın, Lindsay'nin kitaplarını herkes okumuştur. Uygulamaya gelince oradadır problem ve Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bunu son 40 senedir maalesef çok değerli ve bilgili ekonomistlerimiz olmasına rağmen hükümet edenler bu bilgiden maalesef faydalanmadılar. Çünkü en büyük problemleri ki bu seçim yasasıyla da ilgilidir ki belki biraz sonra ona da açarız. Hükümete her gelen ki biz sırf hükümet değişmedi de dünya rekorunu kırmıştık herhalde. Evet. 40 senede 11-12 tane hükümet kurduk. En uzun yürüyen hükümet galiba 2,5-3 yıldır. 6 aylık da var, 9 aylık da var. İşte bizimki de 9 ay olacak mesela. Dolayısıyla bu uygulamaya gelince hükümet edenler ekonomiyi nasıl kalkındıracak, halkın refahını nasıl sağlayacak derdinde olmaları gerekirken bir sonraki seçimlerde ben nasıl tekrar seçilirim derdine düştüler. Ve maalesef her zaman hala daha şimdi böyledir. Seçim yasası değişmezse de bu ekonomi kendi ayakları üzerinde durdurmayı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni genel olarak refaha kavuşturmayı ki Türkiye veya başka bir ülkeye muhtaç olmayacak bir duruma gelmemiz için bu seçim yasasını da değiştirmek lazım ve bunu da üstlenecek ve manifestosunda gösteren ve kuruluş nedeni ve misyonu da Yeniden Doğuş Partisi'nindir. Peki sadece seçim yasasıyla maliye güçlenir mi? Şimdi yani başka şimdi nedenler üretim, yok mudur? Yani? Şimdi üretim bir ekonominin kalkınması için üretimin artması lazım. Üretimi çoğaltırsan, gelir çoğalırsa ve o geliri de eşit halka dağıtırsan ekonomi o zaman büyür, kalkınır evet. Ve ülkede refaha kavuşur. Bunu yapabilmek için bazı radikal kararlar almak lazım. İşte bu radikal kararlar alma aşamasına gelince ki herhangi bir ekonomiste veya maliyeciye sorduğun zaman bu radikal kararların ne olacağını eminim söyleyebilir, yazabilir, anlatabilir ama icraata gelince bunu icraat yapacak olan siyasetçilerdir. Evet. Ve bu siyasetçiler maalesef bugüne kadar bu radikal kararları oy kayıpları nedeniyle alamadılar. Bizim bir sonraki seçimlerde ümidimiz tek başımıza veya büyük bir parti olarak büyük bir ortak olarak iktidara girip şimdi başlattığımız ekonomik kalkınmayı bir ekonomik bakanlığıyla devam edelim 4-5 sene belki biz oy kaybını düşünmeden ekonomiyi ayakları üzerinde durdurabilecek bir seviyeye getirmek için gerekli neyse Yeniden Doğuş Partisi bunu yapacaktır.
Hiçbir bir sonraki seçimlerde istese baraj altında kalalım. Ama iktidarda olduğumuz dönemde ekonomik prensipler, maliye prensiplerine gerektirirse onları yapacak. Umarım, tabii şu an ülkemizde zaten birçok sorun var. Pandemi de dönemi olduğu için. Ne kadar başarılı oluruz, olmuyoruz daha sonra tartışırız. Ama şimdi insanlar geçim derdinde, ekmek derdinde. Gördüğünüz üzere son 1-2 günde dövizin de aşırı derecede yükselmesi tedirginliklere yol açtı. Çünkü birçok insan döviz borçlandı, maliyetleri arttı, evet. Gelirleri düştü. Peki faiz yasası gündemdeydi, böyle bir sıkıntı var, halen geçmedi ve insanlar bu süreçte ne yapacak? Yani öncelikle döviz neden bir anda bu kadar, bugün Sayın Erhan Arıtlı'nın bir açıklamasında İstanbul Sözleşmesi'ne bağladı dövizin yükselişini, ama tabii başka nedenleri de var. Neden bir anda bu kadar yükseldi ve döviz yükselen insanlara siz naçizane, evet, şimdi, olarak ne önerirsiniz? Faiz yasası tabii ki çok önemlidir ve gerekli. Evet. Faiz yasasında nasıl olacağını benim Ekonomi Bakanlığı ve Erhan Arıklı Bey'e vermiş olduğum notlar bu dosyanın içinde durmaktadır. Ama orada nasıl olacağı buradadır. Onu açıp okuyamayız şimdi. Tabii ki. Ha, ama faiz yasası şarttır. Faiz yasası şarttır. Ama evet, tek başına Kuzey Kıbrıs ekonomisini düşündüğün zaman, evet, bir faiz yasası tek başına bize yeterli değil. Çünkü bizim zaten ekonomimiz TL olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın uhdesindedir. Evet. Para politikasının yönetimi, ki bu bahsettiğim şeyle para politikasıdır. Evet. Ama bizim bir Maliye Bakanlığımız var, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Maliye Bakanlığı'nın alacağı bütün kararlarından etkilidir. Şimdi bir paranın değerinin düşmesi veya yükselmesi, tabii ki en önemli nedeni rezervlerinin azalıp ya çoğalmasına endekslidir, bağlıdır. Yani bunu büyük bir ekonomist olman gerekmez ki bunu bilesin. Türkiye son zamanlarda rezervlerini oldukça azalttı. İkinci nedeni de belirsizlik ve yanlış sözler daima siyasette çok önemlidir. Hep bir İngiliz'in önemli bir siyaset bilimine okurken ilk öğrendiğin şey nedir? You speak when is necessary, as much as is necessary. Lüzum ettiği zaman konuşacaksın, lüzum ettiği kadar. Ama maalesef bizim, bilhassa Türkiye'deki siyasetçilerimiz mikrofonu eline geçirdi mi hiç ağzını kapatmaz. Ve bir cumhurbaşkanı, bir maliye bakanı, bir merkez bankası başkanının ağzından çıkan her kelime ölçülüp tartılması lazım. Çünkü yapmış olacakları bu beyanların en ufak bir şüphe veya endişe uyandırması paranın değerinin düşmesine en büyük nedendir. Son, tabii bizim Genel Başkanımız, Ekonomi Bakanımızın da söylediği bu uluslararası bazı anlaşmalardan bir ülkenin çıkması, İstanbul Sözleşmesi gibi, evet, önemli bir anlaşma ki bu sözleşmeye ilk imzayı atan da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, de onun için adı da İstanbul Sözleşmesi'dir. Böyle bir bu zamanda kadın erkek eşitliğinin çok önemli olduğu bir çağda bu anlaşmadan geri çekilmek yanlıştır bence. Ama tabii bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin almış olduğu bir karar ve onu, bizim bunları tenkit edecek bir pozisyonumuz yok. Yani ama onun tek başına, onun tek başına doların yükselmesi veya düşmesi, TL'nin kaybetmesi nedeni değildir. Yani tek bir sözleşmeden, uluslararası bir, ne kadar önemli bir sözleşmede de olduğunu az önce söyledim, ama o çok az bir etkendir. Esas etken belirsizliktir. Türkiye'de belirsizlik ve biraz da bu pandemi döneminde de bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de, ve mesela bir Amerika, bir İngiltere bakarsın, işte bu pandemi çıkma için 900 milyarlar, Amerika
3,5 milyarlar dolarlardan piyasa sürmeyi, ekonomiyi canlandırmayı düşünürler. To stimulate ekonomidir esas İngilizce ekonomik kelimesi. Türkiye bunu yapacak, şu andaki rezervleri yetersizdir. Evet. Ve almış olduğu bazı tedbirler de ekonomiyi canlandırmaya yetersizdir. Ve o nedenle bu paranın değeri zaten eski değeri de yüksekti. Yani bir Merkez Bankası almış olduğu bazı tedbirler, işte faizi yükseltme, bunlar kozmatik şeylerdir. Yani faizi yükseldin, faizi yükseldin, bu daha enflasyon yükselir. Yani geçici bir süre, kısa bir dönem, kısa dönemde belki paranı kontrol altında tutarsın ama esas üretimini yükselteceksin, rezervlerini çoğaltacaksın. İşte altın olsun veya dolar olsun, bu rezervlerin çoğalırsa o zaman paranın da istikrarı sağlanır, değeri de yükselir. Evet. Peki döviz borçlananlar için ne öngörüsünüz? Çünkü baktığınız zaman özellikle pandemi sürecinde birçok iş insanına imkan sağlanması için bankaların çeşitli faiz oranları oldu. Devlet destekli krediler çıktı ortaya. İşte düşük faizle, işte belli sürelerde ödemeksizin daha sonra ödemeye başlanacak faizler ortaya çıktı ama mevcut borçlar vardı. Yani şimdi devlet ne kadar da garanti fonundan bir destek sağlasa da mevcut olan sterlin, dolar, euro bazındaki borçlar halen yani gerek ötelenerek gerek faiz üzerine binerek devam ediyor. Mesela bunlarla ilgili ne yapılabilir? Yani vatandaş gerçekten çok zor durumdadır. Çünkü kazanç yok ve gider fazla. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde para birimi Türk lirasıdır. Türk lirası dışında borçlanmak veya borçlanmayı teşvik etmek çok büyük bir yanlıştır. Maalesef bizim eskiden ekonomimizin bir bölümü, hatta büyük bir oranı turizm veya inşaat sektörü nedeniyle döviz girdisiyle işler yapardı. Evet. Dolayısıyla bu sektörün döviz borçlanması, o zaman belki de faizlerin daha düşük olması uygun görünürdü. Ama genelde düşündüğünde herhangi bir ekonomiyi kendi milli parasıyla bir borçlanmaya gitmesi lazım. Tabii faizler yüksek olduğu için insanları çok cezbetmiyor. Evet. TL borçlanmak. Şimdi geldiğimizde geçen sene, tam bir sene oldu şimdi. Bu sağlık problemleri COVID-19 nedeniyle bütün ülkelerde olduğu gibi bizim ülkede de bazı tedbirlerin alınması gerekirdi. Şimdi tabii benim bakış açısındayım zaten şimdi. Bu bakış açı programında ben bakış açımı belirlersem çok az, yetersiz ve yeteri kadar tez tedbirler alınmadı. Yani bu bir kesindir. Bir kere ki ben mesela biraz da 9 Aralık'tan sonra Ekonomi Bakanlığı'nı biz aldığımızda da Erhan Bey, Ekonomi Bakanımıza ben bu konularda bilgi verdim ve vermeye de devam ediyorum. Maalesef Bakanlar Kurulu'na bizim bakanımızın Ekonomi Bakanı olarak götürmüş olduğu birçok şeyleri kabul ettiremedi. Yani bu bir gerçektir. Şimdi Sağlık Üst Kurulu'nun almış olduğu kararlar vardır ki biz bunlara uymak mecburiyetindeyiz. Ama o kararları aldığın zaman ki bizim Ekonomi Bakanımız da bunu çok iyi bilinç içinde ve çok iyi bilgilendirilmiş idi. Bu kararları aldığın zaman aynı zamanda ekonomiye yapacağı tedbirleri de zararı da belirleyip tedbirler alman gerekirdi. Bizim maalesef hükümetimiz, eski hükümet olsun, iki
partili hükümet olsun veya üçlü parti şimdiki hükümet olsun, gerekli tedbirleri zamanında almadı, aldığı tedbirler de yetersizdi. Çünkü bizim hatta bizim bakanımıza çok tenkit de edildi. Yani sağlık en önemlidir. Tamam, onu biz de bilirdik. Bizim ekonomi bakanımız da bilir. Sağlığının çok önemli olduğunu herkes bilir. Ama sen bir tedbiri alırken ölçüsünü de bilmen lazım. Yani ben hala daha düşünürüm. Yani niçin Sağlık Bakanı Bakanlar Kurulu'na ısrarla önerdi, Girne'yi 2 hafta kapatasın, Ali Koç'a 1 hafta kapatasın. Sözünüzü valla keselim. Kısa bir haber aramız var. 2 dakika sürüyor. Tamam. Sonra yeniden devam ediyoruz. Evet sevgili izleyici, haber arasından sonra yeniden birlikteyiz. ...23 Mart Dünya Meteoroloji Günü. Kutlama etkinliğinde Kanal T Haber, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Dairesi'nin giderek çalışanlara mikrofon uzattı. Kanal T Haber'e konuşan Ulaştırma Bakanı Resmi Can Altay, "Bana kalsa tüm uçuşları açarım. Dönüşümlü olarak Adana ve Ankara hattına uçak seferi koymayı hedefliyoruz." dedi. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar çerçevesinde çarşamba günü bet ofisleriyle spor salonları kurallar kapsamında açılacak. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında ilk olarak başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi. Genel kurulda dövizdeki yükselme, sağlık çalışanları ve Covid aşıları konuşuldu. Başbakan Ersan Saner, ev ortamında karantinaya gidilebilmesini sağlayacak karantina takip platformu siyasi parti bilgisine getirdi. Sağlık Eski Bakanı Ali Pilli, pandemi hastanesine istihdam edilen 200 kişiden 130'unun kayıp olduğu iddialarıyla ilgili olarak Başbakan bunun cevabını verecek diye konuştu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Gültekin Bal, Mali Müşavir, kendisi Ekonomi Bakanlığı'nda da ayrıca danışman. Evet, evet yani özetlersek bu bir yıllık pandemi döneminde alınan tedbirleri yeterli bulmuyorsunuz. Çok, ama şu an sizin partiniz var içerisinde. Tabii Erhan Bey'in dediğiniz gibi bakanlar kuruluna götürdüğü birçok şey geri çevrildi. Herhalde birçok bakanın da bütün önerileri kabul edilmiyor diye düşünüyorum. Ortak karar alınarak şimdi, yol bulunuyor. Doğrudur. Doğru. Şimdi bakanlar kurulunda zaten oy birliğinden bir karar alınması en doğru yöntemdir, en doğru istektir. Ama şimdi bu Sağlık Üst Kurulu'nun almış olduğu kararları ki dönemin Sağlık Bakanı Bakanlar Kurulu'na getirir ve der ki işte Sağlık Üst Kurulu'nun önerileri bunlardır. O an ekonomiyi en fazla ekonomi açıdan en fazla etkilenen bir Ekonomi Bakanlığı bir de Maliye Bakanlığı. Yani bunlar hesap etmesi lazım. Sen bir Bakanlar Kurulu olarak Sağlık Üst Kurulu almış olduğu kararları uygulayacaksan aynı zamanda sen Ekonomi Bakanı'na ve Maliye Bakanı'na başta Ekonomi Bakanı bu ekonomimize ne kadar bir tesir olacak? Kim ne kaybedecek? Evet. Ve bu kaybeden bunlar vatandaşlarımızdır. Gün işleyen, gün yiyen insanlarımızdır. Parasız işleme sahip evine ekmek götüremeyecek insanlardan bahsederek. Bunların en azından tespiti yapılıp maddi miktar ortaya çıkıp Maliye Bakanı da bu ödemeleri yapabilecek bir durumda olması lazım. Dersa ki yoktur, o zaman para bulunması lazım. Para nasıl bulunur? Ben
Ta Mart, Şubat, yani daha Kıbrıs'a bu problem gelmeden. Yani bir seneden önce. Şimdi 13 aydır da Avrupa'da, dünyada Şubat'ta başladı. Çin'de Aralık'ta başladı. Biz de Mart'ta geldi. Ondan önce bunlar tabii ki dünya haberlerini, dünyayı izleyen insanlar, ki onlardan biri de benim, bilirdi ki er veya geç bu problem Kuzey Kıbrıs'a da gelecek. Bilhassa ekonomisi dışa bağımlı olan bir ülke, turizme bağlar, bütün mallarının %90'ı ithal edilmiştir. Dış temasla, dolayısıyla bu virüsün Kıbrıs'a, yani Kuzey Kıbrıs'a geleceği, çok IQ'nun çok yüksek olması, evet, gerekmez ki bilesin. Ha, ben o zaman hesap etmiştim. Dedim ki en az 1.3 milyon şarttır ki bu ekonomiyi, sen bu tedbirleri aldığın zaman hazırlanman lazım. Şimdi 1.3 milyonu milyon bulmak o kadar zor değildi o günlerde. Sonradan biz bakanlığa geldiğimiz zaman da revize ettim rakamları. Bakanımıza dedim ki 2 milyar şarttır. Şimdi 4'tür benim hesabıma göre. Evet. Görürüm bazı gazete yazar 2.5-3 yazar ama benim 4'tür. Ama 2 olduğu dönemde nasıl bu parayı bulunacak, nasıl bulacaklarını da biz söylemiştik. Bir, isten bu kapanma nedeniyle bu en düşük income, gelir seviyesinde olan, yani işçi sınıfının, evet, ki sen kapattığın zaman bir oteli işçi sınıfı eve gitmeyecek, sen kapattığında bir restoranı garson evinde kalacak, bunların hesabını biz dedik ki en azından bir 500 milyon bir para borçlanmak gerekir ki bu insanlara bu kapanma, ilk kapanma döneminde yardım edesin. Bunu da bu tip kısa vade borçlanmaları dünyanın her yerinde bankalardan olur. Ya bir bankaya gidersin, dersin ki bana 500 milyon bir para gerekir, verir misin? Veyahut da bir bankayı tayin edersin, dersin ki ya biz devlet olarak 500 bin lira borçlanacak, syndicated borrowing dediniz. Yani sen ayarla, diğer bankalarda iştirak etsin, bize 500 milyonu bul. İlk yapacakları şey buydu. Ondan sonra uzun vade, kısa ve uzun vadede hem bu pandemi dönemi uzun sürer ve tekrar ikinci veya üçüncü defa kapanma nedenlerin olursa onlara hazır paran olsun. Bir de bu pandemi dönemi bittikten sonra da ekonomiyi kalkındırman lazım. To stimulate the economy. Para sürmen lazım piyasaya. O nedenle ben bu rakamları hesap ederdim zamanında. Onu da tahvillerle yapılmasını önermiştim bizim bakana ve bakanlar kuruluna götürülmüştü bu. Ama şimdi tahvillerin de çeşitleri vardır ve ben o ilk tahvilleri yerli piyasası için veyahut da Türkiye piyasası için TL üzerinden bir kısa vade, bir, yani kısa vade dediğimde 3 sene 3 ile 5 arası tahviller çıkarın. Ve bunların faizi de düşük olur. Nedir amaç burada? Bankalarda vatandaşın olan mevduatları, ki banka bunları alır ve çalıştırır. Mesela %9'dan, %8'den ne alırsa. O birikmiş mevduatların bir dilimini devlet garantisiyle, ki devlet garantisi olunca da ki en garantili mevduat hesabıdır. Belki %1-1.5% faizden daha aşağıda borçlanabilirdin. Ben bunu defaen söyledim ki eminim ki Ekonomi Bakanı da bunu anlamıştır. Ama Bakanlar Kurulu'na gittiğinde sanırım en sonunda bir 500, evet, onu da gördüm televizyonda, 500 milyon çıkardılar. Ne yapıyorlar bunlar? O benim o 500 milyon syndicated banka borçlanmasının yerine tahvil çıkarıp bankalara satacak. Yani
Doğru bir şey değil. Yok, yok. Onun adı tahvil değil zaten. Evet. Yani tahvil dedin ama değil. Değil. Tahvil halktan. Sen banka gene mevduatını toplayacak halktan %9'dan dönecekse %15'inden tahvil tahvili satacaksın %15'te. Yani ne fark eder? Daha önceden zaten söyledim, ilk acil borrowing bankalardan olur. Bu da gidip faizini ödeyeceksin. Neyse 15-16 alıp evet, kısa dönüm yapacaksın. Ama uzun vade borçlanman için en ucuz borçlanma enstrümanı tahvildir. Ha, bunun üçüncü aşaması da uzun vade, ki bunu ben saatlerce ekibimizden Maliye Ekonomi Bakanlığımıza anlatmıştık. Bunları biz bir de yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler başta ve Türkler ve en başında da İngiltere. İngiltere'de yaşayan şu anda 500 binden fazla yurttaşımız vardır. Orada yerleşmiştir, orada iş yapıyor. Ve İngiltere'de şu anda 2 hafta önce benim yapmış olduğum araştırmada 0.25 bankalar 0.25 faiz verir. 0.25. Yani benim vatandaşım, benim vatandaşım orada. Evet. Hatta bazı bankalar mevduatın az ise sana faiz vermez. Bir de paranı muhafaza ettiği için üzerinden ücret de alır. Şimdi sen iyi bir reklamının, iyi bir şeyden ki bizim planımız vardı, Ekonomi Bakanımız sağlık şartları müsaade ettiği zaman onu İngiltere'de bir ziyarete götürelim. Oradaki derneklerle tanıştıralım, vatandaşlarla tanıştıralım ve gereken reklamları da yapıp bu arkadaşları biz inandırabilirsek ki inandırmak da çok kolaydır. Bu bir devlettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. El ele yaşayacak bir devlettir. Ta ki Türkiye Cumhuriyeti var. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'de yaşayacak. Bunu başka bir şekilde düşünmek bile hiçbiri istemez ve olmaz da. Bunu Londra'da yaşayan ve İngiltere'de yaşayan ve Avustralya'da yaşayan, Kanada'da yaşayan Türkler de bunu kabul eder ve bilmektedirler. Onlara sen o bilgiyi verdikten sonra orada çıkaracağın senin uzun vade tahvilinden o tip tahviller de ikiye olur. Bir mesela vatandaşın var, emeklidir. Evet. Bir miktar parası var bankada. Faiziyle geçinir. Sen o adama dersin ki tamam, sen benim tahvilim var. Ben sana her 3 ayda bir faizini ödeyeceğim. Dönem sonunda da istersen paranı sana iade ederim. Veyahut da istersen onu rollover, 1 sene daha uzatın, 2 sene daha uzatın. Veyahut da vatandaş diyor ki benim para ihtiyacım yok, bu parayı yatırdım uzun vade için, emekliliğim için veya çocuklarım üniversiteye tahsile gideceği için. O zaman da benim her ay faizimi kapitalize et ve dönem sonunda öde. Yani bu şekilde bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ki her zaman diyor ekonomisini kendi ayakları üzerinde durdurtmak istiyorsak bunu yapmamız şarttır. Yani bu paraları bulmak lazım. Çünkü sen o bahsettiğim radikal kararları da alabilmen için bunları yapman lazım. Pandemi bitti. Belki her şey bitti. Bütün şey açıldı. Ne yapacaksın? Ayakta durmak için yani çok büyük tecrübeli bir ekonomist olman gerekmiyor. Yani profesör dekan olman gerekmiyor. Yani o bahsettiğim kitapçıkları okuyan her ekonomist, ki biraz da tecrübesi vardır ticaretine, bunu bilir ki ekonomi için ancak üretimi yükseltmekle ekonomiyi kendi ayaklarında durabilecek bir ekonomiye sağlayabilir. Bu ekonomiyi yükseltmek için de üretim yapman lazım. Şimdi Kıbrıs'ta nedir bizim üretimimizin dayandığı? Başta turizm gelir. Üniversiteler gelir ki bence üniversitelerin büyük bir dilimi de turizm sayılır. Turizmi kalkın. Ne yapacaksın? Bunların yatırımını yapacaksın, yatırımı teşvik edeceksin. Teşvik edeceksin ki dıştan yatırım gelsin, daha oteller açılsın. Teşvik edeceksin ki biri gelsin uçak şirketi kursun. Teşvik edeceksin ki biri gelsin gemi şirketi kursun. Hem dış yatırımcılara ülkemizi açacağız kısacası. Ulaşım problemini de çözeceksin, yatırımı da çözeceksin. Bu arada diğer sektörlerde nedir bizim? Bizim ağır endüstri yapacak durumumuz yok. Evet.
Sanayimiz var. Sanayide ağır bir sanayi değil. Temiz sanayi yapacaksın. Evet. Efendim tarım ve hayvancılığımızı, ki bu dünyanın şimdi en fazla önem verdiği tarımı, nasıl üretimini bu değişen iklim şartlarında o üretimi nasıl çoğaltabilirler bütün dünya ülkeleri. Çünkü senin yapılan tahminlere göre çok 10-15 yıl sonra senin nüfusun, dünya nüfusu 10 milyona çıkacak. Bunları nasıl yedireceksin? Anladın mı? Dolayısıyla üretim tarımda da hayvancılığa da şey etmesi lazım. Ne yapacaksın? Tarımı da teşvik edeceksin. Nasıl teşvik edeceksin? Birinci, bilgilendireceksin. Bu ülkede şimdi gelen su problemimiz de kısmen çözülmüştür. Suyun var. Bu iklime göre, bu toprağa göre yapacaksın analizini ve çiftçine söyleyeceksin ki bu memlekette işte narinciye yetişir, işte nar yetiştir, patates yetiştir. Neyse senin bu ülke iklimine, toprağına uygun ürünleri analiz edip çiftçine söyleyeceksin. Gerektiği zaman da onun teşvikini yapacaksın, tohumunu vereceksin, gübresini vereceksin ve artıracaksın. Bu birinci başlama. Ondan sonra senin üreticine diyecek ki tamam kardeş sen üret, da korkma. Sen ürettiğin bütün ürünleri biz iç piyasada veya dış piyasada eriteceğiz. Sen bunu üreticine sen kabul ettirmezsen, inandırmazsan üretimi niye artırsın? Çünkü çok acı gerçeklerimiz vardır. Kaç defa işte sütü döktüler, kaç defa domates tarlada kaldı, kaç defa narenciye ağaçta kaldı. Ha sen bunu bu garantisini verilecek. Türkiye ile yapacağın protokollerindeki bunun ilk adımını çok protokoller yapıldı ama bu alanda adımı bizim Ekonomi Bakanımız yaptı. Geçen hafta Ticaret Bakanı geldi. 4-5 tane değişik ilgili sektörlerin başkanlarıyla, yok yardımcıların başkanlarıyla geldi ve burada incelemeler yaptı. Ne yapabilirdik diye. Birinci, sanayi seni hafif sanayi de olsa sanayi bölgelerin olacak. Yok mu bizde sanayi bölgesi? Vardır. Var. Amacına göre kullanıldı mı? Hayır. Değerlendirilirse hayır. Daha ileriye sen gidebilir. Sen bir Lefkoşa sanayi bölgesine giden konfeksiyoncu bir yerde solunda, sağında, karşısında makinist, kirli sanayi. Sen orada nasıl sen konfeksiyon yapacaksın? Alayköy'ün biz benim ilk şeyim tavsiyem bakanımız dediğinde sanayi bölgelerini çoğaltacak. Evet. Ben dedim ne gerek var? Bir baktım bizde çok sanayi sitesi vardı. Bu sanayi sitelerini ıslah edelim. Bu sanayi sitelerine gereken altyapısını düzeltelim, yenilelim ve orada yapalım. Ama bir baktım ondan sonra hemfikir oldum bu şeyle. Ve şimdi ıslahınca yeni bir sanayi bölgesine ihtiyaç var. Çünkü bir Sayın Bakanımla ve ekibimle Alayköy sanayi bölgesine gittik, bir inceleme yaptık. Koskoca sanayi bölgesi 120 arsası boş ama verilmiş zamanında. Evet. Ve o verilenlerin, bir çalışanların bir kısmı da arsayı satın almış. Amacı dışında kullanıyor. Çünkü ben hatırlarım Alayköy sanayi bölgesi. Sanırım 90'lı 89-86 yıllarında başlamıştı ilk altyapısını. Ve ondan sonra bölünmüştü. Orada hangi amaç için müracaat ettiğin zaman, hangi amaç için sen bu sanayi bölgesi, bu arsayı isten, ne kadar sermayen var onu göstereceksin ve kaç zamanda sen bu imalata geçecektin. Ama bir bakıyoruz şimdi işte efendim falan bakanlığın kapıcısı da arsa almış. Falan kapı bakanın komşusu da arsa almış. Ve 120 tane arsa şu anda boş. Ve orada üretim yok. Onlar da kara borsa satmaya çalışır şimdi şeyleri. Onun için bizim bakanımız iyi sıhhatta olsun, hep burada onu anıyorum. Evet. Ama ekonomi konuştuğumuz için de ekonomi bakanını anmamız gerekir. Tabii ki büyük bir başarı. Yani Ticaret Bakanı da buraya getirdi. Ve aynı zamanda ayrı protokolden ayrı 110 milyon sanırım ya 110 milyon ya 105 milyon
bir kaynak ayrıyetten ayrıldı. Güvercin'deki bir sanayi bölgesi, yeni bir sanayi bölgesinin yapılması için. İnşallah yapılır. Biz inşallah bakanlığımız döneminde biz bunu başlatacak. Bitiremezsek de bir sonraki hükümette de ümit ederim ki en büyük isteğim benim. Bir sonraki dönemde de Ekonomi Bakanlığı'nı yeniden Doğuş Partisi'nde olsun ki 5 senede bir her ülkede bir kalkınma planı ekseriyetle zaten hükümetlerin de 5 sene, 4 evet, sene olmasını dedi. 5 senelik kalkınma planı. Benim bunun içinde bir dosya vardı. En az 20 sayfa 5 senelik kalkınma planım vardır bunun içinde. Bunu yapmak için o süreyi görmek lazım. Veyahut da şimdi bizde olmayan ki olması gerekin hükümet devamlılık esastır. Hükümette devamlılık esastır. Sen şimdi bugün üçlü bir hükümet var. Ondan önce iki bir hükümet vardı. Ondan önce dörtlü hükümet vardı. Bu hükümetler değiştiğinde prensipler değişmemesi lazım. Planlar, projeler değişmemesi lazım. Tabii her gelen bakan kendine göre bir yol alıyor. Her gelen bakan kendine göre bir proje şey eder. Evet. Her gelen bakan tecrübeli elemanlarından faydalanacağına bana diyor seçimde kim daha fazla oy geçirirse onu gönderir, onun yerine başkası alır. Aynı partinin bakanları bile değiştirdiğinde yok müdürünü değiştirir, yok müsteşarını evet, değiştirir. Bundan daha büyük bir yanlış yoktur. Yeniden Doğuş Partisi'nin kuruluş nedenlerinden biri de budur. Ki tamam bir sekreterini değiştirir, müdürünü değiştirir ama bütün personel müdürler orada senelerce işleyen bir Maliye Bakanlığı'ndaki bir maliyeci sen çıkar ondan sonra getir bir adamını koy ki hiç tecrübesi yok. Yani bunlardır ki bizim Kıbrıs'taki ekonomimizin bu durumda olmasının en büyük nedenlerinden biri de budur. Ki seçim sistemimiz de zaten yanlıştır. Yani bir adam 5 sene seçildiği zaman o 5 sene görevde olduğu zaman düşünmemesi lazım ben 5 sene sonra seçilir miyim seçilmem. Düşünmesi lazım ben icraatlarımı tam yaparsam vatandaş görecek ve bana oy verecek. Ama öyle olmuyor. Çünkü sen çok başarılı bir bakan olsan bile o oy verecek insanlara sen zamanında yardımcı olmadıysan sana oy vermez. Sen istersen en iyi icraatlarda bulun. Bu eksiklikleri şey etmek lazım. Yani ben umarım, şu anda yani görürüm bakanlar bir yani bizim bakanın sadece onun değil bütün bakanlıkların. Mesela İçişleri Bakanlığı'na bir ara işim çıktı. İçişleri Bakanlığı'nda 250-300 kişi koridorlarda dolaşır. Ne dolaşır bu insanlar? Hepsinin bir entiti yani var. Sen yani sen zamanında o bakanlık bu insanların işini layıkıyla yapmış olsaydı o insanlar orada olmaması lazımdı. Ama oradadır. Evet. Tabii az bir süremiz kaldı. Seçiminiz var. 11 Nisan'da gerçekleşecek olan. Bununla da ilgili konuşalım. Ne görüyorsunuz? Partinizin tabii şu an kendi seçiminiz ama tabii ileride de bir genel seçim var. Orada güçlenerek mi gidiyorsunuz? Yoksa şu 11 Nisan'dan sonra bir bölünme yaşanır mı? Şimdi yeniden Doğuş Partisi sağlam temellerde kurulmuş bir partidir. Bölünme söz konusu değil. Belki kurultaydan sonra belki yani benim kendi tabirimle yeniden doğuşlu olmayıp da evet, yeniden Doğuş Partisi'ne sızan bazı insanlar bazı menfaatler için onlar belki ayrılabilir. Ama yeniden Doğuş Partisi'ne hiçbir şey olmaz. Kim kazanırsa aynı şevk ve hevesle büyük seçimlere hazırlık yapacak. Ha benim şu anda yeniden Doğuş Partisi'nin kurultayından bir başkanlık yarışı olmasını ben yanlış görürüm. Yani kendi fikrimi şey. Evet, tabii. Bizim şu anda yeniden Doğuş Partisi'nin en iki değeri vardır. Onlarda iki tane milletvekilimizdir. Biri Bertan Zaroğlu'dur, o biri de Ekonomi Bakanımız Sayın Erhan Arıklı. İkisi de milletvekili, bizim en iki değerli insanlarımızdı. Şimdi biz seçim hükümetine girdik ve seçim tarihi de bellidir.
Ve bir de başbakanımız vardır, iyi sıhhatta olsun. İkide bir de heyecanlanır. Erken seçimdir. Ya zaten erken seçimdir ama acaba daha erken mi çekmeyi düşünür? Yani hiç ne sen ne ben ne daha birisi sürpriz olacak. Yarın çıkar da derse Haziran'da. Daha henüz netleşmedi tabii. Yani ama bizim kendi şartlarımızdan biriydi ki belirlensin. Tarih de belirlendi. Şimdi böyle bir ortamda biz kurultayımız da bir olağan kurultaydır ki olması lazımdı. Tarihi de belliydi. 11 Nisan'da bu kurultay olacak. Genel sekreterimizin, Lefkoşa milletvekilimizin de aday olmasını beyan etmesi ve aday olması bence zamansızdı. Çok değerli bir, ben onun genel sekreteriyim. Evet. Yani onun ne kadar değerli olduğunu en iyi bilenlerden biriyim. Ama bu aşamada, bu zamanda genel başkanlığa aday olması yanlıştı. Ben doğru bulmadım. Çünkü neçin genel başkanlığa sen aday olun? Mevcut başkan başarısızsan, mevcut başkandan sen daha tecrübeliysen ve daha iyisini yapacağını inanırsan ve bizi inandırırsan olur. Öyle olsa bile bu kurultayda olmaması lazım. Çünkü 9 Aralık'ta en zor bakanlığı aldık. Az önce de söyledik. En zor bakanlığı aldık. Genel başkanımız da bu bakanlığı üstlendi. Ve en zor bakanlık, en zor şartlarda. Hala da bu sağlık problemleri, Covid-19, ikinci, üçüncü, dördüncü saldırı gelecek. Yani ne zaman biteceği belirsiz. Ve siz bu belirsizlik içinde ve bu belirsizlik içinde en zor bakanlığı aldık ki her gün basında duyarık bakanlar kurulu toplandı 10 saat, 8 saat, 6 saat. Yani en az bakanlar kurulu toplantısı 6 saat. Her zaman sorarım da bakan, yani ne konuşursunuz yani burada? Yani 10 saat ne yaparsınız? 10 saat konuştular. Geçen akşam saat 12'de girdiler. Akşam 8'de haberlere geldi. Haberler bitti ve daha bekledik açıklama yapsın Sayın Başbakan. Açıkladığı şeyler de işte çarşamba günü 1500 ödeme başlayacak. Yani evet, her başka bir şey de yok. Ne konuştunuz siz bu kadar? Ama dönersek bizim kurulda, bizim genel başkanımız ki adaydır. Nisan'da en üst bakanlığı aldı. 4 saat, 5 saat, 10 saat günde bakanlar kurulu toplantısı var. Bir de meclis var. Evet. Meclisler şu anda zaten kritik bir durum sayıdayık. Bütün milletvekilleri, hükümetli olan milletvekili ve onların destekçileri, bağımsızlar gitmezse nisap sağlayamazlar. Dolayısıyla gidiyorlar. Demek ki meclis olduğu zaman meclistedir. Hem milletvekili, hem bakan, hem de başbakan yardımcısıdır. Yani başbakan orada yoksa o lazım orada olsun. Evet. Başbakan yurt dışına gider, o lazım orada olsun. Ve hükümet adına da diğer milletvekillerin, muhalefet milletvekillerin başta yapmış olduğu konuşmalar, sormuş olduğu sorulara da verecek cevapları ya ekonomi bakanı verecek ya başbakan verecek. Dolayısıyla bu saatleri topladığımızda bir de adam çıkacak, ondan sonra bakanlığa gidecek. 15 tane kurum, 4 tane de daire bu bakanlığın uhdesinde. Evet. Yeni bir bakanlık, bunlara sen istihdam bulacaksın, bunları kontrol edeceksin ve uğraşın ekonomiyi canlandırmak, piyasayı ucuzlandırmak, ileri kendi ayaklarımıza durabilecek tedbirleri şimdi almak, işte sanayi bölgesidir kurmak veyahut da Türkiye'den iç dışarı edip bir şekilde Kıbrıs'ta üretilen malları Türkiye'de engel görmeden, bulmadan satmak veya oradan daha öte pazarlara götürmek. Bunların hepsi bizim ekonomi bakanımızın şu anda düşündükleridir. Bu düşünceler varken, yani bu adamın günde 14-15
16 cumartesi pazarda dahil zamanını alırken nasıl sen bir yarışa giren Sayın Bertan Bey tek görevi şu anda milletvekili olarak meclise gidip nisabı sağlamak. Muhalefet de yapamaz. Çünkü muhalefet değil, hükümet değil artık. Nisabı sağladıktan sonra isterse çıkar gider. Zaten gene bizim partinin genel sekreteri teşkilatlardan sorumludur. Yani bizim tüzüğümüze göre genel sekreterdir teşkilatlardan sorumlu. Yani sen en üst makamdasın. Teşkilatlardan sorumlu. Sabah akşam gezen sen şimdi teşkilatlara. Sabah akşam çıkan televizyonlarda anladın. Eşit şartlarda bir yarış olmuyor. Demokrasi diyor ki iki insan veya fazlası bir yarışa girdiği zaman eşit şartlarda olması lazım. Maddi ve manevi. Burada öyle değil. Burada öyle değil. Bir taraftan biri 15-16 saatini devlet işleriyle uğraşın. O bir taraftan sen 24 saatini kurultay seçimiyle uğraşın. Bu nedenle biz bu kurultayda tabii ki demokratik bir seçim olacak. Herkesin zannettiği gibi 11 Nisan'da yeniden Doğuş Partisi orada büyük bir şölenle bütün arkadaşlarımız, üyelerimiz gidecek. İnşallah pandemi bizi önlemez. Tabii dikkatli olacaklar bir de, herhalde. Biz dikkatli olacağız ama 11 Nisan iki hafta sonradır. Yarın Sağlık Üst Kurulu'nun ne kararları alacak? Evet, belli değil. Yarın Sağlık Üst Kurulu'na derse ki sen 50 kişiden fazla toplanan salona. 6000 kişiyi bizim öngörümüz şimdi 8400 kusur üyeniz. Yüksek Seçim Kurulu'nda onaylanmış üyemiz var. 9500'dür üyelerimiz. 8400'ün 6000'i kalkmaya kalkarsam gelsin ki bir yarış olduğu için de her iki tarafta taraftarları denip çağıracak, getirecek. Sağlık Üst Kurulu derse ki sen 50 kişiden fazla toplanamayın, 100 kişiden fazla toplanamayın. Toplanmayacaksınız, sadece yapacak? Oy kullanıp gidecekler o zaman. Tamam ama bir günde olmayacak bu iş. Yani sen 6000 kişiyi sen 100 salona korsan, her biri bir saat alsa, kaç saat istenen, 60-70 saat istenen ki bunu sana sana oy kullansın. Demek ki oy kullanma yani saati içerisinde kullanacak olanlar. Yersiz, zamansız ve şu anda yeniden Doğuş Partisi, bir yükselişteydi. Sonundaki çok büyük başarılara imza atmış bir partidir. Evet. 13 aylık iken seçimlere girdi. Herkes barajı geçmez derdi. Bunlar barajı geçmez silinir derdi. Girdik barajı geçti. İki tane milletvekilinden meclise girdik. Mecliste ilk dörtlü hükümet, ondan sonra da ikinci hükümet döneminde en fazla muhalefet yapan Erhan Arıklı'dır. Bertan Zaroğlu da muhalefet yapmıştır muhakkak ama en fazla muhalefet yapar. Kime istersen sor, ister başka takip partiden olsun. Takip ediyoruz zaten basından. Basından da görür. En fazla muhalefet yapan Erhan Arıklı'dır. Ve bütün diğer hüküm, bizim başkanımızın önerisi ikili hükümet dağıldıktan ve Sayın Ersin Tatar Bey de Cumhurbaşkanı olduktan sonra ve hükümette bir değişikliği oldu, BP'de başkanlık şu bu derken biz bir seçim hükümeti olsun dedik. Milli bir hükümet. Bütün partilerin oluşumuyla bir hükümet kurulsun diye biz dedik ve biz hatta öyle bir hükümet kurulursa da bakanlık da istemeyik. Biz dışarıdan size destek olur. Yeter ki bu zor şartlarda birlik beraberlik içerisinde bu hükümeti yürütelim seçimlere kadar. Ama olmadı ve en son biz tek yani iki üçlü hükümet kurulduğu zaman bile biz dedik isterseniz siz ikili kurun biz sizi dıştan destekleyelim bakanlık derdinde değildik. Ama ısrarla istediler ve bilinçli olarak da bize en zor bakanlığı verdiler. Biz de bilinçli olarak aldık. Çünkü biz kendimiz istedik bu şartlarda, bu zor şartlarda bile yeniden Doğuş Partisi'nin ekibi. Çünkü herkes anladı ki Erhan Arıklı
ekonomi bakanıdır. Yok, ekonomi bakanıdır ama onun çok büyük bir ekibi vardır. En donanımlı bakandır şu anda mecliste, şeydir, bakanlar kurulunda. Benim gibi 20-30 kişi var bu adama. Biz bir bakanlar kurulu toplantısına gider. Çeşitli bakanlar. Tabii bizim toplantımızda da hep ekonomistler, yani. Maliye çok çok donanımlı bir bakandır şu anda. Ve biz kendimizi gösterecektik ki bak, yani böyle zor şartlarda bile ekonomi bakanlığı üstlendik. Seçimlere gittiğimiz zaman diyecek ki bak, biz en zor şartlarda bile en iyi şekilde ekonomi bakanlığı yürütmüş birisiyiz. Ve talebimiz şimdi tek başımıza iktidar olmaktır. Biz bunların üzerine çalışırken Bertan Bey çıktı, ben adayım diyor. Neyse. Çok tercih, yani, demokratik tercih. Süremizin de sonuna geldik. Son sözünüzü alarak kapatalım programımızı. Son sözüm genel halka şunu duyurmak isterim ki hiç sevinmesinler veyahut da bizlerini sadece endişe etmesinler. Yeniden Doğuş Partisi 12 Nisan'da seçim sonuçları ne isterse olsun, aynı birlik beraberliğiyle bir sonraki seçimlere hazırlığa o gün başlayacak. Ve hiçbir endişe etmesin. Bilhassa bizim üyelerimiz, benim konuştuklarımı bu akşam dinlediyselerdi, gerekeni inşallah giderler 11'inde yaparlar ve birlik beraberlik içerisinde seçimlere giderik. Evet, çok teşekkür ederiz bize verdiğiniz bilgilerden dolayı, programımıza da katkı koydunuz. Evet sevgili izleyiciler, haftaya farklı bir konukla birlikte olmak üzere, hoşça kalın.